Değerli il başkanım, değerli milletvekillerim, değerli belediye başkanlarım, misafir il başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, bugün büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelemizi başlattığı güzel ilimiz Samsun'dayız. İl başkanlığımızı ziyaret ediyoruz. Burada olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Samsun'da bugün yoğun bir programımız var. Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası olarak bir dizi etkinliğe katılacağız. Mübadelenin 98. yıl dönümünü Samsun'da anacağız. Yine Atakum Belediye'mizin ev sahipliğinde Batı Trakya Türk toplumuyla dayanışma toplantısını gerçekleştireceğiz. Samsun'dayız. Ve dün maalesef Samsun'dan gelen çok acı bir haberle sarsıldık. 42 gündür kayıp olan iki çocuk annesi Arzu Aygün'ün hunhar bir cinayete kurban gittiğini öğrendik. Son derece üzgünüz. Ama artık sözün de bittiği yerdeyiz. Artık kınamak, ayıplamak, üzülmek yetmiyor. Kadın cinayetleri ülkemizin kanayan en büyük yaralarından biri. Son 12 yılda 3500 kadın cinayetlere kurban gitti. Cinsiyetçi, ayrımcı dil, nefret dili bu cinayetlerin en büyük sorumlusu. Ülkeyi yönetenlerin de kadına bakışlarında çok ciddi sorunlar var. Daha yeni kadına vitrin mankeni diyen bir zihniyete sahip olduklarını gösterdiler. Bu zihniyet şimdi altına imza attığı kadına, çocuğa şiddete yönelik her çeşit şiddeti engellemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni bile tartışmaya açabiliyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini önleyecek etkili uygulamaları amasız, fakatsız artık görmek istiyoruz. Arzu Aygün'e Yüce Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyoruz. Değerli basın mensupları, ucube tek adam vesayet rejimi elinde devlet krizi her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Moğol filleri gibi bu rejim devletimizin kurumlarını, kurallarını ve liyakatli kadrolarını ezip, tahrip edip geçiyor. Devlet geleneğimizde hiç bugüne kadar görmediğimiz ucubelikleri bu rejimde vakayı adiyeden olarak görmeye başladı. Devlette liyakat bitti. Saraya sadakat başladı. Milletin ödediği vergilerle maaşını alan devlet memurları AK Parti teşkilatı mensupları gibi çalışıyor. Bu ucube vesayet rejiminde devletin sınırları nerede bitiyor? AK Parti'nin sınırları nerede başlıyor? Belli değil. Birbirine karışmış vaziyette. En son AK Parti Genel Başkanı partisinin grup toplantısında kürsüye çıkıyor. Devleti parti devleti haline getiren, ülkeyi koyu bir vesayet altına alan bu ucube rejimin parti militanı haline getirdiği memurlara militan dediği için Genel Başkanımız hakkında valilere, kaymakamlara dava açma talimatı veriyor. Nereden? Nereden veriyor bu talimat? AK Parti grubu kürsüsünden. Kim olarak? AK Parti Genel Başkanı olarak. Ama hangi yetkiye dayanarak? Cumhurbaşkanının yetkilerine dayanarak. Böyle bir şey, böyle bir ucubelik olur mu? Değerli basın mensupları, şu dilekçeyle buna iyi bakın. Bu bizim eski milletvekimiz Beran Şimşek hakkında İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu dilekçe. Bu atama şimdi atama İçişleri Bakanı'nın talimatıyla bu dilekçe matbu hale getirilmiş, AK Parti Genel Başkanı'nın meclis grubu kürsüsünden verdiği talimatın yerine getirilmesi için devletin vali ve kaymakamlarına gönderilmiş. Talimatın anlamı açık.
Kim devlet memuru, kim kendilerinin kapı kulu, onu görmek istiyorlar. Dava açarsan bendensin, dava açmazsan soruşturmayı yersin. Samsun'dan uyarıyorum. Bu mülki idareyi militanlaştırma operasyonunun dik alasıdır. Devlet keyfi talimatlarla, tehditle, şantajla yönetilmez. Devlet kurallarla yönetilir. Devlet kadrolarını parti militanı haline getirmek bu millete, bu güzelim ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. İhanettir. Yılları devlete hizmet etmekle geçmiş, hazine müsteşarlığı yapmış bir insan olarak bunları söylüyorum. Bu uyarıyı yapıyorum. Değerli basın mensupları, kanun ve kuralın olduğu yerde keyfi kararlar alınmaz. Tek bir kişinin iki dudağına bakılmaz. Kural ve kanun hakimiyetinin olduğu yerde kurallar herkese eşit uygulanır. Devlet de, vatandaş da ne yapacağını bilir. Belirsizlik, karışıklık, kaos olmaz. İşte bunun için milletimiz şimdi sokaklarda bize bağırıyor. Kral değil, kral değil, kural istiyoruz diyor. Bugün 2021 Türkiye'sinde kurallar herkese, her kuruma eşit uygulanıyor mu? Hayır. Buna Samsun'da şahit oluyoruz. Atakum Belediye'mizin hizmet binalarına AK Parti döneminden kalan borçlar nedeniyle haciz geliyor. Bu binalarda milletimiz yemek yiyor, nikah yapıyor, düğün salonu, konferans salonu. Bu şekilde Atakumlu hemşerilerine hizmet veriyor. Bunlardan sadece Atakum'daki hemşeriler değil, tüm belde de yararlanıyor. Tüm şehir yararlanıyor. AK Parti elindeyken belediye yapılmayan hacizler şimdi yapılıyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partili belediye hizmet veremez. Bunu Ankara'da yapıyorlar, gördük. İstanbul'da yapıyorlar, İzmir'de yapıyorlar. Diğer bütün büyük şehirlerimizde, il belediyelerimizde, ilçe belediyelerimizde hepsinde yapıyorlar. Kendi belediyelerine ballı börek, bizim belediyelerimize haciz. Sebebi millete hizmeti engellemek. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, milletimiz görüyor. Bizim belediyelerimiz çok iyi çalışıyor. O nedenle bunlar haset, kıskanıyorlar. Buradan şunu açık söyleyeyim. Bizi engellemeye, bizim belediyelerimizi engellemeye güçleri yetmeyecek. Belediyelerimiz genel başkanımızın da açık talimatıyla milletimizin yanında olmaya devam edecekler. Bizim belediyelerimiz bu pandemi döneminde millet devlet dayanışmasının en güzel örneklerini verdiler. Bundan sonra da vermeye devam edecekler. Yine kuralların adaletli uygulanmasından bahsettik. Bir başka olay daha var Samsun'da. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir daire başkanı rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında tutuklanmış. Bu daire başkanının evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda koskoca bir servet çıkmış. Hatırlarsanız eskiden de çıkardık ayakkabı kutularında falan. Konu ulusal basına da yansımış. Tamam, suçun şahsiliği ilkesi var ama şunu sormamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu mutlaka sormamız gerekiyor. Bizim Yalova Belediye Başkanımız altında çalışan memurların yolsuzluğunu fark ediyor. Bunu kendi ihbar ediyor ama görevinden uzaklaştırılıyor. İçişleri Bakanı geçen yıl Yalova Belediyesi'ne müfettiş yağdırıyor. Peki aynı İçişleri Bakanı bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bu rüşvet ve irtikap olayını incelemek üzere müfettiş gönderdi mi, göndermedi? Bu belediye Cumhuriyet Halk Partisi'nde olsaydı müfettiş gönderir miydi, göndermez miydi?
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve irtikap soruşturması genişletilecek mi? Yoksa üstü mü kapatılacak? Bu soruların cevabını bekliyoruz. Milletvekilimiz bu soruları mecliste de sordu. Bu durumu kıymetli Samsunluların takdirine ve tüm Türkiye'nin vicdanına bırakıyorum. Ama ne olursa olsun biz bu olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Çünkü burada tüyü bitmedik, yetimin hakkı var. Maalesef ucube vesayet rejimiyle bugün ülkemizde hukukun üstünlüğü kalmadı. Denge ve denetim yok. Şeffaflık, hesap verebilirlik yok. Ülkeyi yönetenler yolsuzluk yapıyor algısı her geçen gün biraz daha güçleniyor. Bunu ben demiyorum. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün her yıl yayımladığı küresel yolsuzluk algı endeksi var. Tek adam vesayet rejimi projesinin düğmesine basıldığı günden bu yana yolsuzluk endeksinde tepe taklak aşağı düşüyoruz. 2013'ten bu yana 33 basamak gerilemişiz. Yolsuzluk algısının en hızlı bozulduğu 5 ülkeden biri Türkiye. Bu konuda aynı ligde yer aldığımız ülkeler Kolombiya, Ekvator, Trinidad, Tobago ve Doğu Timur. Ülkeyi uçuracağız. Uçuracak dedikleri ucube tek adam rejimi yolsuzluğu uçurmuş. Bu rejimde başka şeyler de uçmuş. Döviz uçmuş. Faiz uçmuş. Hayat pahalılığı uçmuş. İşsizlik uçmuş. Dükkanın kapısına kilit vuran esnafın sayısı uçmuş gitmiş. Arazisini, traktörünü, ineğini tarım kredi kooperatiflerine, bankalara kaptıran çiftçilerin sayısı uçmuş gitmiş. Kayınpeder damat bir olmuş. Faiz sebep, enflasyon neticedir demişler. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları uçurmuşlar. Daha dün açıklandı. 2020'de Merkez Bankası'nın kasasında bankaya ait tek kuruş döviz kalmamış. Emanet dövizleri ayıkladığınızda, yani başkasından kısa vadeli iade edeceğim sana diye borç aldığınız dövizleri ayıkladığınızda bankanın kasası 44 milyar dolar açık veriyor. Şimdi uçan bu rezervleri yerine koymak için faizleri uçuruyorlar. Dünyanın en yüksek faiz, politika faizine sahip 10 ülkesinden biriyiz. Bizimle aynı ligde Haiti, Sudan, Kongo gibi ekonomiler var. Peki bu yüksek faizle millete al, bununla idare et diye verilen borçlar nasıl çevrilecek? Esnaf, iş adamı bunun altından nasıl kalkacak? Çiftçi bunun altından nasıl kalkacak? Bankalarda bugün yakın izlemeye düşmüş 360 milyar liralık kredi var. Üstüne bir de 150 milyar liralık da tahsili gecikmiş kredi var. Bunlar nasıl ödenecek bu yıl? Bu yüksek faizle nasıl yatırım yapılacak? Bu arşa çıkmış işsizlik nasıl düşürülecek? Bu ülkede 10,5 milyon işsiz var. Çalışıyor göründüğü halde bir türlü işbaşı yapamayan, günde 47 liraya talim eden 2 milyon yurttaşımız var. Bunlar ne yapacak? Erdoğan yüksek faize karşıyım diyor. Ama atadığı yeni Merkez Bankası Başkanı çaresizlik içinde faizler uzun süre yüksek kalacak diyor. Kasada döviz bırakmayıp milleti tefeci faizine mahkum eden bakan ve memurlardan ne zaman hesap sorulacak? Burada soruyoruz. Kaç haftadır bunu soruyoruz? Milletin 128 milyar doları gitmiş. Hesap soran yok. Aynı memurlar hala daha iş başında. Olan dar gelirliyle fakir fukaraya oluyor. Ya yüksek faize, işsizliğe razı olacak ya da paramızın pul olmasına ve pahalılığa razı olacak. 40 katır mı, 40 satır mı hikayesi?
Sadece faizde değil, enflasyonda da dünyanın Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En yüksek enflasyona sahip 15 ülkeden biriyiz. Burada da rakiplerimiz Nijerya, Etiyopya, Haiti, Zambiya. Türkiye bu hale geldi. Tencereler boşaldı, mutfaklarda yangın var. Ayçiçek yağı gençler arasında tek taş pırlanta gibi muamele görüyor. Hırsızlar evlerde para ve altın değil, artık ayçiçeği yağı arıyorlar. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayçiçek yağları çalınıyor. Bu ucube rejimin işbaşı yaptığı Haziran 2018'den bugüne kadar ülkemizde mutfaklardaki enflasyon %50'ye dayandı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Dünyada aynı dönemdeki gıda enflasyonu %11. Bizdeki mutfak enflasyonu dünyanın 5 katı. Beceriksizliğin bu kadar olmaz. 19 yıldır iktidardalar. 19 yıldır bu memleketin soğan patates sorununu bir türlü çözemediler. 2019'da soğan ve patates fiyatları arz yetersizliği ve hastalık nedeniyle yükseldi. Tüccara, depocuya edilmedik hakaret kalmadı, adamlara terörist dediler. Sonra Mısır'dan fahiş fiyatla döküntü soğanları getirdiler. Soğan, patates ihracatını da yasakladılar. Ama buna rağmen milleti o soğuk kış günlerinde Tanzim satış mağazalarının önünde patates, soğan kuyruklarına soktular. Bu yıl salgın nedeniyle oteller, lokantalar kapanınca soğanlar, patatesler üreticinin, tüccarın elinde kaldı. Depoda kuru soğanın kilosu 60 ila 80 kuruşa düştü. Soğanın üretim maliyeti bunun çok çok üstünde. Şimdi pahalılığın tek sorumlusu olan saray, depo basarım, polis yollarım deyince de iş alemini, esnafı temsil eden TÜSİAD, MÜSİAD, TESK, TOP bir araya geliyor. Sanayici, tüccar ve esnaf kuruluşları Merkez Bankası ne yaparsa razıyız, faizden şikayet etmeyeceğiz anlamına gelen açıklamalar yapıyorlar. E ne oldu? Sizin ağababalarınız düne kadar bu faizle bu iş gitmez diyordu. Anlaşılan yarın bir gün terörist damgası yememek için yüksek faize de razı oldular. Bir de istişare istediler. Ya hala anlamıyorlar, görmüyorlar. Sarayın en çok nefret ettiği şey istişare. Saray hübris hastalığına tutulmuş. Sadece kendi aklını beğeniyor. Kendi aklı bir yana, milletin aklı başka bir yana. Tarımda üretim planlaması yapmadan, çiftçiye destekler zamanında tam vermeden, destekleri tam zamanında vermeden, girdi maliyetlerini düşürecek önlemleri almadan bu sofradaki yangın sönmez. Şu anda Türkiye'de büyük bir gübre krizi var. Tam toprağa gübre atma dönemindeyiz. Geçen yıl bu zamanlar taban gübresinin tonu 1700 liraydı. Bugün 2600 lira. Üre gübresinin tonu 1650 liraydı. Bugün aynı gübre 3000 lira. DAP gübresinin tonu 1850 liraydı. Bugün 3450 lira. Gübre fiyatları %53 ile %86 arasında bir yılda zam görmüş. Ama ülkeyi yönetenlerden gık yok. Tarlası, traktörü haczedilen çiftçiler 2 Şubat tarihinde 5. defa Ankara'ya gelmeye hazırlanıyorlar. Bir kere daha seslerini saraya duyurmaya çalışacaklar. Aslında çiftçinin, üreticinin devlet katında sahibi yok. Varsa yoksa yandaş, varsa yoksa 5 tane havuz müteahhidi. Geçen yıl bütçeden 2 milyon 100 bin çiftçi ailesine 22 milyar lira destek verdiler. Ama geçilmeyen köprülere, geçilmeyen tünellere, uçulmayan havaalanlarına, köprü ve yollar için 14 milyar lira verdiler. Bu yıl çiftçiye verilen destek miktarı geçen yılla aynı tutuldu bütçede. 22 milyar. Ama yine müteahhitlerin garantileri dövizli olduğu için onlar kat kat artarak gidecek. Ya bu ülkeyi, koskoca ülkeyi bir avuç müteahhidin ikbali için çalıştırmak doğru bir şey mi? Ondan sonra da çıkacaksınız, bu fiyatları acaba kim arttırıyor diye sağa sola bakacaksınız. Bu pahalılık sizin eseriniz.
sizin Sayın Erdoğan. Bu ucube rejimi halka yutturmaya çalışırken kararlar çok hızlı alınacak, işler çok hızlı yürüyecek diyordunuz. Ama salgında esnaflarımıza yardım hızla verilemedi. Onun yerine esnafa IBAN numarası gönderip siz onlardan yardım istediniz. Devlete 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün bakamadınız. Vere vere faiziyle borç verdiniz. Bu süreçte lokantalar, eğlence yerleri, eğlence mekanları, kafeler, kahvehaneler. Esnaflarımız perişan oldu, kapandı. Dilimizde aylardır tüy bitti. Esnafın gelir ve ciro kayıplarını telafi edin dedik. İskoçya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan örnekler verdik. Dünya ne yapıyorsa siz onu yapın dedik. Laf söz dinlemediler. En sonunda baktılar olmayacak, esnafa kaybedilen cirolarının %3'ü kadar bir destek vermeye razı oldular. Ama onu da doğru düzgün veremiyorlar. Çok açık söylüyorum, bu verdiğiniz para çok az, hem de artık çok geç kaldınız. Aslında bütün dünya bu yaşadıklarımızın aynen bir dünya savaşı gibi olduğunu kabul ediyor. Salgın bitince eğer biz esnafımızı ayağa kaldıramazsak, o hani hep bahsettikleri yeni fırsatlar geliyor dedikleri iş var ya, o fırsatları kaçıracağız. Savaşı da kaybedeceğiz. Ucube rejimin vaat ettiği hızlı karar alma yeteneği aşıda da kendini gösteremiyor. Ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşı gelecek dediler. Bu sabah gelenlerle beraber gele gele Ocak sonuna kadar gelen aşı miktarı 12 milyon doz. Bunun tamamı da Çin'den. Bir de bu ay sonuna kadar 1,5 milyon doz Alman aşısı gelecek. Nerede bu Alman aşıları? Gelmediyse niye gelmedi? Çok açık söyleyeyim. Aşıda, özellikle Anadolu'da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Bu sabah Konya'dan bir arkadaşım aradı. Dedesiyle babaannesini aşı olmak üzere hastaneye çağırmışlar. O da sabah almış götürmüş. Hastaneye gitmişler. Daha henüz aşılar gelmedi demişler. Bu ne biçim aşı yönetimi ya? Yaşlı başlı insanları oraya kadar, hastaneye kadar götürüp kapıdan niye çeviriyorsunuz? Telefon yok mu? Açarsınız, daha aşı gelmedi, öğleden sonra gelin dersiniz. Söylüyorum, salgın konusunda olduğu gibi, yaptıkları gibi aşıda da karartma uyguluyorlar. Yalnızca aşıların tedarikinde değil, aşılamanın kendisinde de çok geç kalıyoruz. Aşıları diğer ülkeler bizden çok daha hızlı yapıyorlar. Bakın İngiltere'de, beğenmiyorlar İngiltere'yi, nüfusun %12'si aşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %8'i aşılandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde nüfusun %29'u aşılandı. Rekor İsrail'de, İsrail nüfusunun %50'si aşılandı bile. Bizde ise dün itibariyle %2'deydik. Aşı tedarikinde geciktik. Aşılamada gecikiyoruz ama havada, hava atmakta hiç gecikmiyoruz. Erdoğan dün çıkıyor diyor ki, en çok aşı projesi yürüten 3. ülkeyiz. Bu işler proje yürütmekte olmuyor. Soruyorum ben buradan. Bu projeler ne zaman tamamlanacak? Ne zaman bu aşılar millete yapılmaya başlanacak? Proje anlatarak milletin sağlığını korumak mümkün değil ki. Şimdi yine hızlı karar alma demişken, damat at izi it izine karıştı. Allah sonumuzu hayreyle deyip kaçıp gitmesinden bu yana 82 gün geçti. 82 gündür Erdoğan'ın ağzında bir reform türküsüdür gidiyor. 82 gündür reform yapacağız, reform yapacağız. Ama 82 gündür bu reformun adı var, kendisi ortada yok. Ya kaç yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz? Bu ülkede hangi reformlara ihtiyaç var, bunu daha hala öğrenemediniz. Açık söyleyeyim, biz iş başına gelsek 15 günde bu reform işlerini bitiririz. Hem de çok daha kapsamlı reformları yapar, ülkeyi bir an önce düze çıkarız. Çünkü biz takip ediyoruz.
nerede ne eksiklik var görüyoruz. Tecrübeli kadrolarımızda da bunlara gerekli çözümleri üretiyoruz. Ama ben şüpheleniyorum. Acaba bu reform ataletinin arkasında huylunun huyundan vazgeçmemesi mi yatıyor? Öyle gözüküyor ki nasıl huylu huyundan vazgeçmiyorsa tek adam da tek adamlığından vazgeçmek istemiyor. Bir takım yetkilerini elinden bırakmak istemiyor. Milletimizin çektiği acılar her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Bu Saray İttifakı'nın elinde geçen her gün zam ve zulüm daha da ağırlaşıyor. Milletimiz dört gözle seçim sandığının önüne gelmesini bekliyor. Ülkeyi yönetenlere bunlara notunu verdi. Karnelerini hazırladı. Önüne gelecek ilk sandıkta tasdiknamelerini ellerine verecek, yerlerini gösterecek, evlerine gönderecek. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemle yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolarla dostlarımızla beraber ülkemizi hak ettiği özgürlük, güven ve refah taşıyacağız. Biz buna inanıyoruz. Biz buna hazırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. Yok herhalde. O zaman biz de programımıza yetişelim. Evet.